Sakin ol. Çantanı yavaş yavaş topla. Hem bu acele ne? Üniversite kaydına gidiyorsun. Savaşmak için askere gitmiyorsun. Benim amcam da hep senin gibi söylenip dururdu. Ama tabii onu bunun için suçlayamam. Ne de olsa insan yaşlandıkça yavaşlıyor. Tabii bu demek değil ki... Senin inatçı ve yaşlı amcan yavaş olabilir. Ben değilim. Bir dakikada 20 kere çöküp kalkabilirim. Görmek ister misin? Yoksa bana inanmıyor musun? Söyle. Göstereyim mi? İzle bakalım. Dur. Bastığın yere dikkat etsene aptal kız. Ayağa kalk. Bir dakika yavaş. Tamam. Tamam otur şuraya. Otur. Bana ayağını göster. Hayır lütfen dokunma. Ne hayırı, göster bakayım. Hadi. Hayır lütfen göster dokunma, dedim. Lütfen. İyileştireceğim hadi göster. Sakin. Çok tamam. Acıyor. Söyle bakalım, üniversite başvuru formunu doldurdun mu yoksa bekliyor musun? Evet, formu doldurdum ama... Saat ben kaçta gideceksin? Bu halde nasıl gideceğim? Tamam işte, geçti. Ne yapıyorsun sen? Hadi ayağa kalk Hayır, bakalım. Hayır, ayağa kalkamam. Hadi kalkabilirsin, elini ver. Yavaş. Hayır, ben yürüyemiyorum. Gerçekten çok acıyor. Bacağını hemen iyileştireceğim. Peki bunu nasıl yapacaksın? Sonunda hak ettiğin yeri buldum Vipav. Senin gibi bir insana burası yakışır. Sana vurmadım bile. Ve sen yine de yalan söyledin. Neden? Evet bu sefer bana vurmadın ama bana saldırdığında yaşattığın acıları hayatım boyunca unutmayacağım. O yüzden ben de bir karar verdim. Şimdi de sen bu acıyı hayatım boyunca unutamayacaksın. Anladın mı? Bayan Purvi bu aralar cevap veremeyeceğim sorular soruyor. Sanırım benden şüphelenmeye başladı. Ama Purvi eğer senden şüpheleniyorsa bu bizim için çok tehlikeli. Dikkatli olmalıyız. Şimdi beni dinle. Birkaç günlüğüne geceleri dışarı çıkma, tamam mı? Şu mesele bir soğusun, o zaman bir plan yaparız. Yok hayır hiç yürüyemiyorum hayır. Olamaz. Tanrım yarın üniversiteye nasıl gideceğim? Ayağım çok acıyor. Hadi en azından yürümeyi bir dene. Hayır hiç yürüyemiyorum. Hayır yapamıyorum. Dinle aptal kız. Eğer yürüyemezsen bacağındaki kan pıhtılaşır. Hayır. Ve evin içinde tıpkı amcan gibi topallayıp durursun. Ama şu anda ayağım çok ağrıyor. Hadi kalk. Acını dindireceğim. Hadi elini ver. Evet, şimdi iki ayağını benimkilerin üzerine koy. Yani ayaklarını benimkilerin üstüne koy. Hareket ettikçe ayaklarındaki kan akışı artacak ve sen de yürüyebileceksin, tamam mı? Hadi yap şunu. Devam.
Hadi yürü şimdi. Elimi bırak. Gördün mü? Sana yürüyebileceksin demiştim aptal kız. Fil, üniversitenin ilk gününde iyi şanslar sana. Ama bugün sadece kayıt yaptırmaya gidiyorum gergedan. Ama bugün ilk gün değil mi Fil? Hey, ne yapıyorsun aptal kız? Bugün okulun ilk günü olduğu için duanı almadan gitmek istemedim. Ve üniversiteye senin sayende gidebileceğim. O yüzden çok teşekkür ederim. Ve onun için de teşekkür ederim. O dediğin şey ne? Dün gece ayağımı iyileştirdiğin için. Aptal kız. İkinizle konuşmak istiyorum. Anne, konuşacak hiçbir şey kalmadı. Herkesin önünde benim oğlum değilsin demedin mi sen? Yine beni azarlamaya mı geldin anne? Ama sen bütün sınırları aştın. Çok hata yaptın. Sen ne yaptın? Ben sana böyle mi öğrettim? Abini öldürmeyi nasıl düşünebilirsin? Peki eşini? Eşini bu şekilde nasıl incitebilirsin? Bunları nasıl yapabilirsin? Sana kızdım. Bunları yaptığını öğrenince sana kızdım. O yüzden öyle konuştum. Bu yüzden annenle aranı bozmaya değer mi? Hala zaman var. Eğer istersen sen her şeyi düzeltebilirsin. İnsan eğer isterse kendini değiştirebilir. Sen beni seviyorsun değil mi? Annenin üzerine yemin et. Abine bir daha hiçbir şey yapmayacağına ve eşinle mutlu mesut yaşayacağına yemin et. Bu çok iyi bir fırsat. Evdeki herkes sana cephe aldı. Eğer annenin dediklerini yaparsan en azından senin tarafını tutar. Tamam anne. İstediğin gibi biri olacağım, tamam mı? İyi bir kardeş. İyi bir koca. Ve iyi bir insan. Affet onu. Vipab'ın adına senden özür diliyorum. Sana yaptığı bütün yanlışlar için lütfen onu affet. Purvi o kadar anlayışlı ki. Vrendra'yı bile değiştirdi. Sen onun kız kardeşisin. Lütfen Vipab'ımı değiştir. Bunu yapar mısın? Evet anne. Sana söz veriyorum. Onu mutlaka doğru yola getireceğim. Teşekkür ederim. Anne, Vipav'ın arkadaşlarını buraya çağırdım. O hiçbir yere gidemez. Ama arkadaşları buraya gelebilir değil mi? Hem bu ona da iyi gelir. Çok güzel yapmışsın. Priyu benim arkadaşlarımı mı çağırdı? Bu cahil neyin peşinde? Bu da kim? Kim bilmiyorum ama şımartılmış bir çocuğa benziyor. Kalem alabilir miyim lütfen? Affedersiniz, tam adresinizi yazmanız gerek. Şuna bak, ne kadar pahalı takılar takıyor. Ve kolyesi de çok değerli. Arabası da var ama bir kalemi bile yok. Bu teyze buraya okumaya mı gelmiş? Herhalde okula takılarını sergilemeye geldi. Şuna baksanıza. Gidelim lütfen.
manas hile yapmak yok. Ben hiçbir zaman hile yapmam. Tamam o zaman. Bir. Yok olalım. Nasılsınız bakalım? Biz çok iyiyiz. Kaydını yaptırdın mı Fil? Evet yaptım. Yaşasın. Aslan sabahtan beri seni soruyor. Fil nerede diyor. Joey, Purvi geri döndü mü? Gördün mü sana söylemiştim. Dönmüşsün. Çocuklarla fısır fısır ne konuşuyordun? Hiçbir şey. Daha yeni geldim. Kaydını yaptırdın mı? Bir sorun çıktı mı? Notlarım iyi olduğundan kabul edileceğimi biliyordum. Bakıyorum şimdiden böbürlenmeye başladım bile. O kadar acele etme. Yani kendi kapasiteme göre konuşuyorum ama bugün sırf senin yüzünden bir sürü sorun yaşadım. Ben ne yaptım ki? Ben bugün okulda dalga konusu oldum. Öğrenciler benimle dalga geçti. Aralarında konuştular. Lafı uzatma da sadede gel. Ne oldu? Bak ne diyeceğim. Okula senin büyük arabanla gidemem. Ayrıca bu kadar çok takı takmak da istemiyorum. Öğrenciler aralarında benim zengin bir aileden gelen şımarık bir çocuk olduğumu konuşuyordu. Ben de diğerleri gibi okula bisikletle gideceğim. Lütfen bana bisiklet al. İkinci el bir bisiklet de olur. Yeni bir bisiklet olmasına hiç gerek yok. Sen ne diyorsun aptal kız? Muhtarın eşi okula bisikletle giderse insanlar ne der diye düşünüyor musun? En azından benim itibarımı düşün. Ama... Ama ne? Fil, istersen benim bisikletimi alabilirsin. Teşekkür ederim benim canım gergedanım ama senin bisikletin bana çok küçük gelir. Şu çocuklar bile senden daha anlayışlı. Joey, manas hadi gelin gidelim. Gelin gelin buyurun. Ah nihayet geldiniz. Sizi gördüğüme çok sevindim. Ama biz senin için çok üzülüyoruz. Yani şu haline bir bak. Müziği açtım. Hadi partiyi başlatalım. Durun durun. Önce beni çıkartın. Partiyi sonra başlatırız ha? Ama bu parti senin için değil ki Vipav. Bu parti arkadaşların ve benim için. Teşekkür ederim. Karanlık hücrenin dışında parti verdiğimiz için şükretmelisin. En azından arkadaşlarını görmüş oldun, değil mi? Dostum, bu hücrede daha kaç gün kalacaksın? Beni bir şekilde çıkar buradan, lütfen. Bir şeyler düşün. Tamam dostum, düşüneceğim. Sen merak etme. Hepsi şu cahil kız yüzünden. Tamam dostum, merak etme. Sen de dene. Hadi. Rehaşi sen ne yapıyorsun? Bu ailenin gelinisin sen. Böyle şeyler sana yakışmaz. Neden oturuyorsunuz? Hadi dans edelim. Ben dans etmeyi tabii çok ki severim. Katılabilir miyim? Hadi hadi. Fil, sen de üniversiteye gidecek misin? Evet. Peki bugün neden takılarını takmadın? Bugünden itibaren üniversiteye gideceğim. O yüzden daha sade gitsem iyi olur. Yoksa herkes yine benimle dalga geçer. Bugün yine Virendra'nın arabasıyla gitmek zorunda kalacağım. Ve yine herkes dalga geçecek. Eğer böyle devam ederse kimse benimle arkadaş olmayacak. Beni öğrenci olarak değil muhtarın karısı olarak görecekler. Ama Virendra bunu neden anlamıyor ki? Şoför amca birazdan burada olur. Fil şuraya bak, bisiklet. Manas, görünüşe bakılırsa babanız beni anlamış. Sonunda bana bir bisiklet almış. Hey aptal kız. O bisiklete dokunma. O bisiklet sana uygun değil. Bisikletin senin olsun. Ben bisiklet falan istemiyorum. Sana bisiklete dokunma dedim. Ama bisiklete oturamazsın demedim. Dokunamayacaksam neden oturayım ki? Bu benim bisikletim. Ve seni her gün bununla ben okula bırakacağım. Beni dinle. Karımın her gün tek başına dışarı çıkması benim ailemde hoş karşılanmaz. O yüzden seni her gün okula ben bırakacağım. Bu bisikletle. Bana okula arabamla gitmek istemediğini söyledin. O yüzden ben de bu bisikleti aldım. Her gün bununla seni bırakacağım. Şimdi şoför seni bisikletle okula götürürse hiç hoş durmaz, değil mi? O yüzden bu bisiklete binip benimle geleceksin.
ve senin kocan olduğum için bu da benim görevim. Teşekkür ederim. Surendra, sen çocukları okula arabayla bırak. Ben Purvi'yi bisikletle bırakacağım. Hadi çocuklar, çabuk çabuk. Güle güle. Güle güle. Hoşça kal Fil. Hadi gidelim Manas. Hadi biz de gidelim. Hoşça kalın. Düzgün oturdun mu? Özür dilerim muhtar. Özür dilerim Bayan Purvi. Dur 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 dur. Tamam, ben burada ineyim. Ama okulun daha ileride. Beni neden burada durdurdun? Ben buradan itibaren yürürüm yani. Yine ne oldu? Şey Brendra, şöyle ki okuldaki kimse senin karın olduğumu bilmiyor. Yok diyorum ki ben de diğer kızlar gibi okumak istiyorum. O yüzden yani ben muhtarın karısı olduğumu bilmelerini istemiyorum. Lütfen anla. Sen benim karımsın, o kadar. Bunda ne var ki? Hadi sus da otur şuraya hadi. Otur dedim. Sen ne yapıyorsun? Yolun ortasına ne çiziyorsun ha? Ne bu şimdi böyle? Bu senin sınır çizgin. Sen ne bu diyorsun? Sınırdan geçmeyeceksin. Lütfen yani lütfen geçme. Beni dinlesen lütfen. Tamam ben gidiyorum. Şuna bak muhtar. Seni kendi köyünde, kendi arazinde, kendi evinde bir güzel tehdit etti. Şimdi şu sınırı da geçemeyeceğiz. Bu aptal kız zorbalığa da başladı. Affedersin. Şu teyzeler de okumaya çok meraklı. O kıyafetle okula kim gelir ki? Haklısın. Bu okulda derslerime çok iyi çalışacağım. Ancak o zaman itibarımı koruyabilirim. Ve ailemi gururlandırabilirim. Ha şuna bakın. Sesini duyalım bakalım. Enikler de gelmiş. Çocuklar duymak ister misiniz? Hadi enik. Havla hadi. Hadi havla da duyalım. Sen daha birinci sınıfsın enik. O yüzden senden enik sesi duymak istiyoruz. Yoksa ceza alacaksın. Hadi. Aynen dostum. Beni duymadın mı? Hey sen, onun elini nasıl tutarsın? Bırak elini. Bırak. Bırak. Bırak elini. Yoksa başımız belaya girecek. Bırak Purvi. Suda sen? Burada ne işin var suda? Hadi buradan gidelim. Gel. Ama suda. Hanımefendi, nereye gidiyorsunuz? Onu suda lütfen ver. Durur musun? Gel lütfen buraya. Ne yapıyorsun? Ne oldu? Neden ağlıyorsun? Onu bırakır mısın? Sen neden onlarla uğraşıyorsun? Sen buraya nasıl geldin suda? Ha, eğitimime devam etmek istedim. Bir yardım kuruluşu bana yardım etti ve üniversiteye kaydımı yaptırdım. Ama senin burada ne işin var? Şey, ben de bu üniversiteye kaydımı yaptırdım. Her neyse, boş ver. Şu adam kimdi ve seni neden itiyordu? Söyler misin? O Bay Karan. Öğretmen mi? Hayır Purvi. O öğretmen değil. Benim üst sınıfım. Ve okulda üst sınıflara beyefendi ya da hanımefendi demeliyiz. Ama seni neden itiyordu? Onu boş ver. Nasıl boş verebilirim Purvi, suda? Purvi yapma, ne yapıyorsun Purvi? Sen bir kadını rahatsız etmekten hiç utanmıyor musun? Onu Purvi. Nasıl itebilirsin? O buraya okumaya geldi. Ve sen ona hayvan taklidi yaptırarak onu taciz ediyorsun. Bir hata yaptık. Madem öyle diyorsun yapmayız. Onu rahatsız etmeyiz.
Ama onun yerine seninle uğraşabiliriz. Evet. Aynen dostum, evet. Öğle arasında ikinizi de okulun terasında bekliyorum. Ve eğer gelmezseniz ikiniz de bedelini ödersiniz. Siz birinci sınıflar, biz ne dersek yapacaksınız. O yüzden ikiniz de öğle arasında terasta olacaksınız. Orada olsanız iyi olur. Şunların hepsini ve tepsiyi oraya götürün. Sakın unutmayın, tamam mı? Bu arada Ledu kartlarını da arabanın önüne koyacağız. Anne, bir yere mi gidiyorsunuz? Evet, birazdan mabede gidiyoruz. Merak etme, hemen gider geliriz. Tamam anne. Hadi elinizi çabuk tutun, abimine geç kaldınız diye söylenecek. Evde kimse olmayacak. Yani bir Pav'la uğraşıp biraz eğlenebilirim. Boş ver, hadi gidelim. Bari kendime süt alayım. Şu Karan denen çocukla neden uğraştın? Bırak benimle istediği kadar dalga geçsin. Neler diyorsun Suda? Onu durdurmam gerekiyor. Hem sen nasıl hakaret ettiğini duymadın mı? Ama bana hakaret ediyordu. Buna katlanabilirdim. Ne dediğini duymadın mı? Son sınıflar birinci sınıfları aşağılarlar. Hayır Suda. Bizi bu durumdan kurtarabilirim. Hadi gidip ona senin Muhtar'ın karısı olduğunu söyleyelim. Öğrenirse hiçbir şey yapamaz, tamam mı? Hadi gel. Hayır Suda. Buradaki kimsenin Muhtar'ın eşi olduğumu bilmesini istemiyorum. Asla olmaz, asla. Ama neden Purvi? Eğer ona söylersen bizim için daha iyi olur. Yoksa Tanrı bilir birinci sınıf olduğumuz için daha nelere katlanacağız. Hayır Suda. Ben buraya okumaya geldim. Ve bunun için aşağılanmaya katlanmam gerekiyorsa hazırım. Unutma, ne olursa olsun kimse Muhtar'ın karısı olduğumu bilmemeli. Lütfen. Lütfen Suda. Karan'a bulaşarak çok yanlış bir şey yaptınız. Bundan sonra sizi ancak Tanrı kurtarabilir. Burada ne işin var? Bir işim yok. Sadece uyudun mu diye bakmaya gelmiştim. Umarım sivrisinekler seni ısırmıştır. Yalanların yüzünden bu hücreye kilitlendim. Ve bütün gece uyumadım. Ama şimdi uykum geldi. Git buradan. Uyumak istiyorum. Ne yapıyorsun sen? Kapat şu müziği. Kapamıyorum. Ne yapacaksın? Bu hücreden bir gün çıkacağım ben. İşte o zaman seni öldüreceğim. Söz veriyorum. Bana hiçbir zarar veremezsin. Ama ben canım ne isterse yapabilirim. Bu hücrede çürüyeceksin. Sana bir daha rahat uyku uyutmayacağım. Ben gidiyorum. Uyumam gerekiyor. Sen... Gelecek mi, gelmeyecek mi? Eğer gelmezse ona da ceza vereceğim. Geliyor işte, söylemiştim. Demek geldiniz. Çocuklar, cesaretlerini tebrik etmeliyiz. Alkışlayalım hadi. Tamam yeter. Söyle bakalım ufaklık. Kimsin sen? Adın ne? Purvi. Ne dediğini duydunuz mu? Hayır! Sesini çıkar. Daha güçlü. Purvi. İşte şimdi oldu. Kaplan gibi görünüyorsun. Ama sesin kedi gibi çıkıyor. O zaman neden bu kediye kedi yürüyüşü yaptırmıyoruz ha? Evet! Ne dersiniz? Evet! Uh-huh. Umarım kedi gibi yürüyebiliyorsundur. Evet Purvi. Neden bizim için kedi gibi yürümüyorsun?
kedi yürüyüşü yapmayı biliyor musun? Bilmiyor musun? Önemli değil. Diye, kedi yürüyüşü bilmiyormuş. Hadi nasıl yapıldığını göster. Yaşasın! Divya! 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 Evet. Gördün mü? Sadece bunu yapacaksın. Hadi. Sıra sende. Hey, senin gibi cesur bir kediye normal bir kedi yürüyüşü yaptırmayacağız. O yüzden şimdi duvarın üzerine çık. Evet. Duvarının üzerinde yürü. Bak, eğer yapmazsan arkadaşın yapmak zorunda kalacak. Hem de geri geri yürüyecek. Ve enik sesi çıkaracak. Evet. Hadi duvara çık ve yürümeye başla. Hadi çocuklar, kenara hadi çekilin. Yürü. Hanımefendiye yer açın. Hadi. Hadi. Evet. Yürü, 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 yürü. Hadi çabuk, hadi, hadi. Hadi çık, hadi. Tanrım, ne olur bana acı. Beni koru lütfen. Bunların burada ne işi var? Eğer şimdi beni görürlerse muhtar siz misiniz diyecekler. Muhtar siz misiniz? Ne oldu, buraya gelemez miyim? Bugün canım dışarıda kahvaltı etmek istedi. O yüzden samosa ve lassi yemeye geldim. Kusura bakmayın muhtar, ama bizi kandırmayın. Sizi Bayan Purvi'yi okula bırakırken gördük. Aa evet. Doğru, onu buraya okusun diye bıraktım. Bunun nesi yanlış? Hatta size de eşlerinizi okumak için okula ya da üniversiteye göndermenizi tavsiye ederim. Onlar da okumayı hak ediyor. Tamam mı? Hadi! 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 Şuna bak. Atla, atla. Hadi! Atlasana. Hadi ama hadi. Ne duruyorsun? Hadi hadi. Ne oldu? Hadi çıksana. Ne bekliyorsun? Hadi 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 devam et. Hadi. Dikkatli ol Poli. Muhtar, Bayan Purvi orada ne yapıyor? Burada. Bu aptal kız ne yapıyor? Onu üniversiteye okumak için gönderdim. Akrobasi için. Hadi devam. Bu nasıl eğitim böyle? Dikkat et Poli. Düşeceksin aptal kız, dikkat et. Neden kendine zarar verecek şeyler yapıyorsun? Dön. Poli dikkat et.
Aptal kız yere çizgi çizdi ve bana geçmememi söyledi. Şimdi ne yapacağım? Ezik! Ne oldu? Korktun mu? Eğer bunu yapmak istemiyorsan sana bir fırsat vereceğim. Benden özür dile ve yarından itibaren benim işime karışmayacağını söyle, tamam mı? Ve bir şey daha var. Her dersten önce horoz sesi çıkarmak zorundasın. Yoksa seni çok ağır cezalandırırım. Eğer bunu kabul ediyorsan tamam. Eğer etmiyorsan devam et. Bu görevi tamamlayacağım. Ama ondan hiçbir zaman özür dilemeyeceğim. Ezik! Torbi! Hayır, olamaz. Olamaz. Yardım edin! Olamaz, yürü, üstü! Hayır. Yardım edin! Yardım edin! Telefonumu alacağım. Vipav nerede? Anahtarlar bendeydi. Ha? Ne oldu? Anahtarları mı arıyorsun? Bırak beni Vipav! Bırak beni! Sen nasıl çıktın? Anahtarları nasıl aldın Vipav? Buri. Buradan çıkmama yardım edersen sana çok çok para veririm, emin ol. Ben... Bak Preyashi benim odamda uyuyor. Benim odama git ve bu hücrenin anahtarlarını bulup getir. Ayrıca odamdaki tıraş çantasının içinde de 10.000 rupi var. Hepsini alabilirsin. Sadece buradan çıkmama yardım et. Tamam, ben deneyeceğim. Sen yemeğini ye. Vipav. Anahtarları aldım. Ama beni dinle. Adımın bu işe karışmasını istemiyorum. Açıyorum. Vipav! Bırak! Orada nasıl kurtulduğumu ancak öldükten sonra öğrenebilirsin.
Ömür boyu bu hapiste çürüyeceğimi mi sandın? Buradan çıktım, seni öldüreceğim demiştim, değil mi? Şimdi ölmeye hazır ol. Bırak beni! Bırak! Nereye götürüyorsun? Bırak! Bırak beni Vipo! Bırak! Bırak dedim! Bırak beni! Sana bırak dedim! Bırak beni! Bırak beni! Bırak! Sana bırak dedim! Bırak beni! Sen iyi misin? Ha? Sen iyi misin? Teşekkür ederim. Bırak şimdi teşekkür etmeyi. Nereden düştün biliyor musun? Ya ölseydin? O zaman teşekkürün işe yarayacak mıydı? Üniversiteye okumaya geldiğini sanmıştım. Ama sen sirk gösterisine gelmişsin. Ya kemiklerin kırılsaydı ne olacaktı? Ya amcan gibi sakat kalsaydın? Benim amcam sakat değil. Ama sen sakat kalabilirdin. Eğer yapmak istediğin buysa yarından itibaren okula gelmene gerek yok. Sen muhtarın karısısın. Muhtarın karısı gibi davran. Duydun mu? Muhtar, Porvi'yi bunu yapmaya o zorladı. Hatta onu tehdit etti. Buraya gel. Sana gel dedim. Sen ne yaptın? Ha? Bunu neden yaptın? Şey muhtar, özür dilerim. Sizin işiniz olduğunu bilmiyordum ben. Yoksa asla böyle bir şey yapmam. Biz sadece eğleniyoruz. Anladım. Demek karım olduğunu bilseydin böyle bir şey yapmazdın. Ama başka birine yapardın. Başka birinin canını tehlikeye atardın ha? Öyle mi demek istiyorsun? Eğlenmek böyle bir şey değildir. Eğlence eğlencedir. Başka bir şey değildir. Ayrıca bu yaptığın suçtur. Bunu biliyor musun? Gel, müdüre gidiyoruz. Seninle orada konuşuruz. Gel. Mirendra, yapma. Bırak beni. Yardım edin. Şimdi bu oyunu sonsuza kadar bitireceğim. Vipal. Bırak beni. Bırak beni dedim. Bırak beni. Bırak. Beni duymuyor musun Vipal? Yardım edin. Biri yardım etsin. Eğlenme bahanesiyle ne cüretle böyle bir şey yaparsın? Okuldan atıldın. Bu davranışın cezası... Hayır efendim, hayır. Lütfen yapmayın efendim. Lütfen affedin beni, lütfen efendim. Ben bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Hayır efendim, affedilmeyeceksin. Ama... Bugün senin yüzünden karımın başına çok kötü şeyler gelebilirdi. Müdür bey, bu çocuğu hemen şimdi bu okuldan atın. Peki muhtar. Hayır efendim, hayır. Lütfen, lütfen affedin efendim. Boş verin. Onu okuldan atmayın. Mirendra, sen ne diyorsun? Yaptığı şeyin yanlış bir şey olduğunu biliyorum ama eğer onu okuldan atarsanız o zaman bütün yılı çöpe gitmiş olacak. Ve bir öğrenci için bırakın bir yılı, tek bir gün bile çok önemli. O yüzden lütfen onu okuldan atmayın. Mirendra, herkes bir kereliğini affedilmeyi hak eder değil mi? Lütfen onu da bir kereliğini affet. Eğer ileride bir daha aynı şeyi yaparsa o zaman onu okuldan attırabilirsin. Lütfen. Tamam. Sen nasıl istersen. Müdür bey, bir seferlik onu affedin. Onu sırf sen istedin diye affettim. Ama onun lafıyla akrobasi yapacağına, bunu en başında müdüre haber vermeliydin. Çok büyük bir hata yaptın aptal kız. Biliyorum, aslında bu olayı başında müdüre haber vermem gerekirdi. Hmm. Peki neden herkesin önünde karın olduğumu söyledin? Bunu neden yaptın Virendra? Yanlış bir şey mi dedim? Sen benim karımsın, o kadar. Ama... Ama ne? Sen mi geldin baba?
bana kızacağını düşünmüştüm. Neden kızayım ki? Bu sefer azarlanmayı değil, tebrik edilmeyi hak ettim. Şu muhtar yüzünden hapse girdim. İntikamımı ondan al. Bu okulu, o kadının hayatını cehenneme çevir. Gördün mü? Çolayan'ın oğluymuş. Onu affederek çok büyük bir hata ettim. Okuldayken ondan uzak dur. Peki hapiste değil miydi? Yani hapisten nasıl çıktı ki? Kefaletle serbest kaldı. O çocuktan uzak dur. Anladın mı? Tamam. Bırak beni! Bırak beni! Dedim bırak beni! Bırak, duymuyor musun? Aç şunu! Bırak gideyim! Yardım edin! Biri yardım etsin! Bırak beni! Kapa çeneni! Bugün seni hiç kimse duymayacak! Yardım edin! Şimdi o çizgiyi yere neden çizdiğini anlıyorum. Okulda kimsenin muhtarın karısı olduğunu bilmesini sen istemiyorsun. Sen bunları boş ver de yola konsantre ol Brandra. İnsan yaşlandıkça dengesini kaybediyor. Yoksa amcam gibi düşebilirsin. Amcam bir gün o kadar kötü düştü ki. Hey, ne oldu? Hemen in şu bisikletten. İn dedim. Ama ne yapıyorsun sen? Söyle bana. Şu senin yaşlı ucube amcan nerede ha? Beni ona götür. Öldüreceğim. Amcam öyle sıradan bir adam değildir. O senden korkmaz. Zamanında çok ünlü bir güreşçinin öğrencisiydi. Beni anladın mı? Beni onunla bir kere tanıştır. Bakalım bir dakika sonra güreşçiliği kalıyor mu? Hadi bakalım. Ya o ya ben. Tamam. Seni amcamla tanıştıracağım. Ama önce şuradan gidelim. Benimle neden yolun ortasında kavga ediyorsun? Ne? Bu kavgayı başlatan sensin. Değil mi? O çirkin yaşlı amcanın adını ağzına almasaydın böyle olmayacaktı. Eğer bir dahaki sefere benimle gelmek istiyorsan o çirkin amcandan bahsetmeyeceksin. Yoksa seni bu bisiklete bir daha almam. Tamam, amcamdan bahsetmeyeceğim. Hayır, yani bir daha ondan bahsetmeyeceğim. Şimdi bisiklete binebilir miyim? Amcaymış. Şu yaşlı adamın nesi bu kadar özel anlamadım. Bırak beni. Bırak gideyim. Yardım edin lütfen. Bırak. Abla! Enişte! Enişte yardım et abla! Bırak beni! Bırak! Gülen, şu arabayı takip eder misin lütfen? Abla! 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 Enişte! Abla! Abla! Bisiklet aptal kız. Amcanın uçağı değil. Bununla arabayı nasıl takip edeceğiz? Hem niye takip edelim? Ben sanki arabada kardeşim varmış gibi hissettim. Lütfen arabayı takip et. Reaşi'yi nereden çıkardın? Hayal görüyorsun. Reaşi şu anda evde dinleniyor. Lipav'da hücrede. Ayrıca anahtarlar da Reaşi'de. Reaşi tamamen güvende. Şimdi eve gidelim mi yoksa bütün günü yolda mı geçirelim? Tamam. Gidelim mi? Abla! Abla! Enişte! Yardım edin! Vipav! Vipav! Vipav, sen ne yapıyorsun? Kaza yapacağız. Görmüyor musun Vipav? Ne yapıyorsun? Umurumda sen? Değil. Birimiz ölse bile umurumda değil. Özellikle de senin ölmen umurumda değil. Seni öldürüp sonsuza kadar kurtulacağım. Vipav, lütfen yapma. Vipav, lütfen bırak gideyim. Yardım edin. Bırak beni Vipav, sana bırak dedim. Bırak. Bana yardım edin. Vipav. Vipav, bırak beni. Bırak beni. Bırak. Bırak, nereye götürüyorsun Vipav? Vipav. Bırak beni! Bırak! Bırak Vipav! Bırak beni! Ah! 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 Bırak! Bırak beni! Bırak! Bak! Ah! Ah! Ne kadar güzel bir yer! Ah! Bak dedim! Ah! Ağlama! Sus! Böyle bir yerde öleceğin için mutlu ol! Bırak beni! Ah!
Müzik dinlemeyi çok seviyorsun değil mi? Seni müziksiz nasıl dans ettireceğim bak. Bırak beni. Vipav, Vipav canımı bağışla Vipav. Bir daha senden intikam almayı düşünmeyeceğim. Vipav, ne olur beni öldürme. Artık ölmek zorundasın. Bunu yalan söylemeden önce düşünecektin. Beni o hücreye tıktırdın, hayatımı cehenneme çevirdin. O zaman intikamını düşünüyordun, şimdi hayatını mı düşünüyorsun? Senin zamanın bitti. Benim zamanım başladı. Vipav, elimi bırakma. Güle güle deme vakti. Son kez ve sonsuza kadar. Vipav yapma. Canını bağışlayabilirdim aslında. Ama beni bunu yapmaya mecbur bıraktın Preyashi. Evet sana saldırdım, bu doğru. Ama katil değilim. Ne olur canımı bağışla Vipav. Senden bir daha intikam almayacağım. Sen benim hayatımı cehenneme çevirdin. Şimdi göreceksin. Ben de seni cehenneme göndereceğim. Son bir kez bak. Son bir kez. Hayır. Çünkü bundan sonra sadece ölümü göreceksin. Yalvarırım beni affet Vipav. Söz veriyorum bundan sonra hayatım boyunca beni görmeyeceksin. Evet görmeyeceğim. Lütfen. Çünkü seni hayatımdan gönderiyorum. Senden intikam almayacağım. Elimi bırakma Vipav lütfen. Düşeceğim Vipav, Vipav. Lütfen elimi bırakma. Lütfen Vipav. Vipav düşeceğim. Vipav elimi bırakma. Vipav. Sanırım vites sıkıştı. Bir dakika. Ne? Vipav. Dikkat et sola dön. Aman tanrım. Bu kadar sert çarpmak zorunda mıydın? Sanırım öldüm. Ben ne yaptım ki? Görmedin mi? Vites sıkıştı. Ayrıca adam yolun ortasına bana park etmiş. Ne olduysa oldu. Biri bizi görmeden hemen önce buradan gitmemiz gerekiyor. Hadi hadi. Preyashi? Ben ne yaptım böyle? Kendimi kaybedip onu buraya getirdim. Kendime hakim olmalıyım. Sinirli hareket edip bir hata yaptım. Bir hata daha yapmamalıyım. Abim kaza yaptığımı anlarsa bir şeylerden şüphelenebilir. Çok fazla soru sorabilir. O yüzden herkes geri dönmeden önce bir an evvel eve gidip kendimi hücreye kilitlemeliyim. Ha ha ha!
Alo. Dostum. Arabam inşaat alanında yolda kaldı. Yardımına ihtiyacım var. Bana yardım et, çabuk ol. Olamaz. Saat 4 olmuş. Şimdiye kadar herkes eve dönmüştür. Ya bir şey olur da biri hücreyi kontrol ederse? O zaman ne yaparım? Efendim, ofisten sizi görmeye geldiler. Gergedan. Tavşan. Gergedan. Peki çocuklar nerede? Okuldan geldiğimde beni hep karşılarlardı. Bugün ne oldu ki? Aa evet, şimdi hatırladım. Annem beni aradı, mavede gideceklermiş. Herhalde çocuklar da onunla gitti. Tamam. Eğer evdeki herkes mavede gittiyse acaba Vipav'ın yemeğini hücreye götürmeyi unutmuş olabilirler mi? Ben en iyisi gidip bakayım. Ne? Ne? Nasıl? Vipav nereye gitti? Peki bu kapı? Tanrım, olamaz. Beni nereye götürüyorsun? Evine dostum, neresi olacak? Aklını mı kaçırdın? Bütün aile evdedir. Onlara ne diyeceğim? Hücreden nasıl çıktığımı sorarlarsa, Priyashi'yi sorarlarsa ne diyeceğim? O zaman ne yapalım? Nereye gidelim? Düşüneyim. Bir düşüneyim. Tamam. Buradan dön hemen. Buradan dön. Ama nereye gidiyoruz? Bana en azından planını söyle. Sana her şeyi anlatacağım. Benim aklımda bir plan var, tamam mı? Ama ben sana sonra anlatacağım. Şimdi beni anlatacağım yere götür. Ama neresi? Ne demek istiyorsun? Tanrı'ya ailemizin iyiliği için dua ettim. Al şunu, adakları herkese dağıt. Anne. Ha? Brandra. Anne. Tamam. Neden sakin ol, sakin ne ol. Ne oldu? Vipav hücresinde değil. Kim bilir şu anda nerede? Ne diyorsun sen? Anne, sen Firuyu'yu gördün mü? O da sizinle birlikte mi geldi? Hayır, onu en son mabede giderken gördüm. Dikkatli olmasını, çok geç olmadan geri döneceğimizi söyledim. O sırada Vipav hala hücredeydi. Peki, Firuyu nereye gitmiş olabilirler ki? Anahtarlar sadece Firuyu'daydı anne. Bu şu anlamada gelebilir. Firuyu Vipav'ı çıkarmış olabilir. Sonra Vipav da ondan özür dilemiştir. Firuyu da onu affetmiştir, onu hücreden çıkarmıştır. Hayır dayı, kardeşimi çok iyi tanıyorum. Firuyu asla affetmiş olamaz. Bir terslik olmalı. Hemen onu arayayım. Bir dakika. Çalıyor mu? Firuyu'nun telefonu burada mı? Buri, git bak bakalım telefon nerede çalıyor. Tanrım, bu nasıl olabilir? Tanrım, olamaz. Burada. Firuyu'nun telefonu hücrenin dışında yerde duruyordu. Ne? Tanrım, olamaz. Firuyu'nun telefonu yerde miydi? Bu nasıl olabilir? Enişte, yardım et abla! Ben sana demiştim. Arabadan Firuyu'nun sesi geliyordu. Firuyu olduğuna eminim. Kim bilir şimdi nerededir? Vipav onu nereye götürmüştür? Çok korkuyorum Brandra. Tanrım, umarım Firuyu iyidir. Merak etme. Hemen Vipav'ı arıyorum. Bekle. Olamaz. Abimin telefonu. Hücreden çıktığımı öğrenmiş olabilir mi? Ne cevap vereceğim ona? Ne düşünüyorsun? Aç şu telefonu da konuş onunla hadi. Aradığına göre şüphelenmiş olma. Eğer açmazsan o zaman şüpheleri doğrulanmış olacak. Doğru söylüyorsun. Arabayı kenara çek. Abimle konuşacağım. Alo? Vipav. Senin hücrede olman gerekmiyor muydu? Neden dışarıdasın? Abi, Priyashi beni sonunda affetti. Ve dedi ki, abin yengene nasıl kul köle olduysa sen de bana öyle olacaksın. Bu şartla beni hücreden çıkarmayı kabul etti ve benden ilk istediği şey anne babasını görmekti. O yüzden ben de onu ailesinin evine götürüyorum abi. Şu an yoldayım abi. Annesine gidiyoruz. Affedersin, ben onunla konuşabilir miyim?
Vipav, haberin olsun, sana inanmıyorum. Hemen şimdi Pilin'le konuşmak istiyorum. Bana inanmayacağını zaten biliyordum. Sen de çok iyi biliyorsun ki hücrenin anahtarları sadece Priyashi'deydi. Eğer o istemeseydi hücreden çıkamazdım. Seni Priyashi ile konuşturamam çünkü şu anda çok hasta. Yolda 2-3 kere kustu. Eve gider gitmez seninle konuşturacağım. Ayrıca şimdi uyuyor. Ama... Alo? Alo? Yenge, sesini duyamıyorum. Eve gider gitmez sizi konuşturacağım. Merak etme. Duymadın mı? Uyuyormuş. Uyandığı zaman seni onunla konuşturur. Eğer unutursa yarın annenle babanın evini ararsın. Ve Priyashi ile konuşursun. Annem doğru söylüyor. Eğer yarın Priyashi ile konuşamazsan seni annenle babanın evine götüreceğim. Merak etme. Tamam mı? Sen ne yapıyorsun? Beni çok korkuttun. Ben hayalet miyim? Korkacak ne var? Ama hayalet gibi birden beliriverdin. Bu çay da ne böyle? Bu çayı kendime yapmıştım çünkü uykum kaçmıştı ama düşündüm de bu çaya senin daha çok ihtiyacın var. Çünkü az çalışıp çok uyuyorsun. Hadi çayını iç ve derslerine konsantre ol. İstemiyorum. Sen içebilirsin. Hem amcam der ki yaşlarının yiyeceklerini elinden almamalısın yoksa ayıp etmiş olursun. Al. Şu senin amcan da çok yaşlı herhalde. Eğer benim fincanımdan içersen aynı benim gibi cesur, çevik, akıllı ve ayrıca zımba gibi olursun. Hadi iç. Senin çayın bu kadar özel mi? Çayım değil. Fincanım çok özel. Hadi bir dene. Tamam. Deneyeyim. Hem evlendikten sonra bana ilk defa kendi fincanından çay içmeyi teklif ediyorsun. Tadı nasıl? Çay gayet güzel. Hı? Ama senin fincanın olduğu için tadı biraz acı. Al bakalım. Kendi ellerinle yaptığın bu çok özel çaydan sen de bir yudum iç. Sen sakın uyuma. Derslerine çalış. Acaba biraz benimle oturabilir misin? Priyu için çok endişeleniyorum da. Endişelenmene gerek yok. Yarın seni onunla konuşturacağım. Peki nasıl konuşturacaksın ki? Annemle babamın telefonu yok ve Vipav'a ben hiç güvenmiyorum Brandra. Ama mahallemizde bir teyzenin evinde telefon var. Acaba sabah onu arayıp beni Priyu ile konuşturur musun desem mi? Ne dersin? Dersine çalış. Teşekkür ederim. Anne sen nasılsın? İyi misin anne? Ben iyiyim kızım. Sen nasılsın? İyiyim anne. Priyu eve geldi mi anne? Onun için çok endişeleniyorum da ben. Evet kızım. Dün akşam Vipav'la birlikte geldiler. Vipav'la evlendiği için çok mutlu oldum. Tanrı'ya şükür eve gelmiş anne. Dün gece Priyu eve gitti mi gitmedi mi diye düşünmekten uyuyamadım ben. Brandra'ya annem sağ salim eve geldiğini söyleyene kadar içim rahat etmeyecek dedim. Ama şimdi içim rahatladı. Senden başka kimseye güvenemezdim. Biliyorsun anne, babama artık hiç güvenemiyorum ve güvenemeyeceğim de. Evet kızım, biliyorum.
Ama Priyasi artık evinde. Endişelenmene gerek yok. Anne, Priyu ile konuşmak istiyorum. Nerede o? Söyle ona telefona gelsin. Priyu arkadaşıyla buluşmaya gitti. Döndüğünde söylerim, seni arar. Tamam. O zaman geri döndüğünde söyle, beni mutlaka arasın, olur mu? Tamam kızım, kendine iyi bak. Tamam. Söyle kızıma ne yaptın? Kızım nerede? Ya sen? Bu adamda hiç utanma yok. Tanrı bilir kızımıza ne yaptı. Bir de utanmadan bize yalan söyletiyor. Ve sen onun parasını mı alıyorsun? Peki ne yapayım? Ağlayayım mı? He? O kız paramı alıp kaçtı. Sakın beni sorgulayayım deme, yoksa... Yoksa... Ayaklarını keserim. Ve beni dinle, o beceriksiz kız bir karşıma çıksın da ona ne yapacağımı iyi biliyorum. Al. Ve sakın konuşayım deme. Purvi kız kardeşinin burada olmadığını hiçbir zaman öğrenmeyecek. Siz hiç merak etmeyin efendim. Evet, annenle konuştun mu? Artık mutlu musun? Evet. O zaman çantanı al, okula gidelim. Senin yüzünden artık muhtarın karısı olduğumu biliyorlar. Sana bunu kimseye söyleme demiştim. Kim bilir şimdi bana nasıl davranacaklar? Merak etme, sana iyi davranacaklar. Ama ben böyle bir şey istemiyorum ki, anlamıyorsun. O zaman dinle. Git ve okuldaki herkese karın olmadığımı söyle. Hayır, ben böyle bir şey asla söyleyemem. Ben senin karınım. Ben artık gideyim. Dur bakalım aptal kız. Al şunu. Ne bu? Bu senin için. Bu yemek benim için evet, mi? Evet, senin için. Okula gidiyorsun ama çocukları okula yemeksiz göndermiyorsun, değil mi? O yüzden ben de sana bunu vereyim dedim. Yani benim için yemek mi yaptın? Neden ben yapayım ki? Evde bir sürü hizmetçimiz var. Bu arada yemeği Buri yaptı. Beslenme çantası fikri de onundu. Yine ne oldu? Neden gülüyorsun? Çünkü amcama benziyorsun da. Senin gibi hiç yalan söyleyemez o da. Aptal kız. Şuradaki kalabalık da ne? Panoda önemli bir duyuru mu var? Gidip bakayım. Suda? Neden ağlıyorsun? Ne oldu? Her şey yolunda mı? Suda? Gayatri, ne oldu? Neden ağlıyorsun? Suda cevap ver lütfen. İzin verir misiniz? İzin verir misiniz? Gelin gidelim. Bomba patladı mı? Şimdi patlayacak. Şimdiye kadar yırtmadım ama şimdi yırtacağım. Suda, hayır. Onları yırtamazsın. Neden? O pis fotoğrafları görünce hiç sinirlenmedin mi? Sinirlendim. Hem de çok sinirlendim. Ama onları yırtarsak işe yaramaz. Ne işe yarayacak? Bu pis fotoğrafları burada mı bırakacağız? Herkes görene kadar kalacak mı? Gayatri, bunlar sahte. Bütün okul bunları görse de hiçbir şey fark etmeyecek. Çünkü bunlar sahte. Hiçbir anlamları yok. Anlamıyor musunuz? Bunları asan kişi, her kimse bizi rahatsız etmek istiyor. Ve biz onun tuzağına düşmeye devam ettikçe daha da çok rahatsız edecek.
Kirli olan şey bu afiş değil. Asıl kirli olan şey onları buraya asan kişinin karakteri. Karan, bunları sen astın değil mi? Şimdi onları kaldırmak zorunda kalacaksın. Müdürü buraya getirip bunu ona gösterelim. O hak ettikleri cezayı verecektir. Müdür mü? Müdürün odası sol tarafta. Şey, artık müdürün odasına gitmemize gerek kalmadı. Ama neden Purvi? Çünkü Karan müdürün adını duyunca korktu ve o ucuz, iğrenç şeyi oradan kaldırdı. Merak etmenize gerek yok. Tamam mı? Hadi. Artık neşelenin. Bugün hoş geldin partisi var. Siz de gelmelisiniz. Çok eğleniriz. Sevgililer günü partisi de yapılacak. Peki sevgililer günü ne ki? Hiç duymamıştım. İnsanlar bugün de birbirlerine sevgilerini ifade ederler. Yani sevgini ifade etmek için özel bir gün mü var? Ben bunu hiç bilmiyordum. Nasıl yani? Evet öyle. İnsanlar bu özel günü aşkı kutlayarak geçiriyorlar. Doğru biliyorum değil mi? Ve artık arkadaşımız olduğuna göre bizimle birlikte gelmelisiniz. Evet Purvi lütfen. Hem sen gelmezsen ben de gitmem. Tamam. Brenda izin verirse gelirim. Tamam mı? Gidelim mi? Gelin. Dostum, bu geceki partiye şu teyze de gelecek. Ama baksana Karan. Bugün seni çok fena bozdu. Merak etme. Öyle kolay kolay kazanmasına izin vermeyeceğim. Ne yapacaksın ki? Muhtarın karısı olduğu için her şeyi yapabileceğini sanıyor, tamam mı? Ama bugün ona neler yapabileceğini göstereceğim. Bugün hoş geldin ve sevgililer günü partisine gideceğiz. Ve orada şu Purvi'den intikamımı mutlaka alacağım. Bugün ne yapmayı planlıyorsun? Bugün ne yapmayı planladığımı yakında öğreneceksin. Hadi şu tavuğu da verin yesin. Bipap, Pireyaşi seni affettiği için ne kadar mutluyum bilemezsin. Çok iyi yaptın. Ayrıca onu annesi ve babası ve erkek kardeşiyle birlikte bıraktığına da sevindim. Evdeki herkes iyi değil mi? Evet anne, hepsi iyiler. Pireyaşi ailesini gördüğü için çok mutlu. Ah, bu arada şimdi aklıma geldi. Benim önemli bir yere aramam gerekiyor. Hemen arayıp dönerim. Yemeğini bitirseydin. Tamam anne, hemen dönerim. Peki arkadaşlar, tahtaya yazdıklarımı iyice okuyun olur mu? Çünkü yarın bu bölümden test yapacağım sizi. Alo? Aptal kız. Şu anda derste misin? Hayır, şu anda film izliyorum. Ne? Okulda film mi izliyorsun? Brenda, herhalde okulda film izleyecek halim yok değil mi? Dersteyim. Söylesene, neden aradın beni? Şey yani Buri sordu. O yüzden bana Bayan Purvi'yi arayın da öğle yemeğini unutmasın dedi. Buri'ye söyle lütfen, şu anda dersteyim. Dersim bitsin yemeğimi yiyeceğim. Bu arada ben öğle yemeğimi yedim ve yemekler çok lezzetliydi. Ha bir de Buri bana şey ya, Bayan Purvi öğle yemeğini geciktirmesin dedi. Buri'nin beni ne kadar çok düşündüğünü iyi biliyorum. O yüzden lütfen Buri'ye söyle, öğle yemeğimi dersim bittikten sonra mutlaka yiyeceğim. Bu arada buraya söyle öğle yemeğini ihmal etmesin. Yoksa o da amcam gibi mide sorunu yaşayabilir. Yine mi şu amcan? Araya amcasını sokmasa rahat edemeyecek. Hoş geldin partisi, eğlenceli olacakmış. Purvi ben de öyle duydum. Lütfen partiye gidelim. Önce Brenda'ya sormam gerek. İzin verirse gelirim. Evet öyle yap. Evet doğru. Tamam. Brenda, bu Gayatri en yakın arkadaşım. Memnun bu arada oldum. Aynı sınıftayız. Şey Brenda, bu akşam hoş geldin ve sevgililer günü partisi var da acaba ben de onlarla gidebilir miyim? Evet tabii gidebilirsin ama sevgililer günü ne ki? Eve gidince ne olduğunu anlatırım. Purvi, tamam o zaman bu akşam seni alırım. Hazır ol, tamam mı? Tamam, gidelim mi?
Bu arada ben ders kitabımı almayı unutmuşum. Hemen gidip kitabımı alacağım. Tamam. Tamam, geliyorum. İyi günler Bay Veranca. Biz artık gidelim. İyi günler. Seninle akşam görüşürüz. Hı? Baksana Gayatri, teyzeyi neden hoş geldin partisine davet ettin? Yani şimdi kesin partide de teyze gibi giyinecek. Teyze mi? Bu kızlar Purvi'ye neden teyze diyor? Ayrıca teyze gibi giyinmek de ne demek? Yaşasın, kazandım, kazandım, evet. Ben kazandım. Baba sen mi geldin? Gergedan, tavşan, yardımınıza ihtiyacım var. Sence biz aslana nasıl yardımcı olabiliriz tavşan? Gergedan, bazen ormanın kralının bile küçük hayvanlardan yardım istemesi gerekebilir. Anladım. Gerçekten mi? Evet, söyle baba. Gergedan ve tavşan sana nasıl yardımcı olabilir? Size bir şey soracağım. Teyze gibi giyinmek ne demek? Teyze gibi giyinmek ne kötü demek. Kötü mü? Nasıl kötü? Yünlü kıyafetler falan mı? Hayır baba. Kışlık kıyafetler gibi değil. Şöyle düşün. En yeni, en tarz kıyafetler. Ama bunu neden sordun? Sormak istedim çünkü sizin Filin okulundaki diğer kızlar onun için teyze gibi giyiniyor diyorlar. Anladım. Demek bizim Filimizle dalga geçtiler ha? O zaman Filin en moda kıyafetleri giyemeyeceğini düşünüyorlar. O yüzden ona teyze diye sesleniyorlar. Tabii Fil onlara kıyasla pek de tarz sayılmaz. Peki sizin Fili bu kadar kısa zamanda nasıl tarz yapabiliriz? Çünkü bu gece parti var. Ne yapsak, ne yapsak? Baba, bir fikrim var. Ne peki? Söyle. Ben gidip çocuklara yemeklerini yedireceğim. Sen de o arada sebzeleri doğramaya başla. Sen ne zaman geldin? Saat 12 falandı yenge. Peki Priyu? Priyu nerede? Priyu birkaç gün daha kalmak istedi. Annemle babam iyi miydi? Evet, hepsi iyiler. Anne seyahate gitmek istedi. O yüzden ben de biletlerini aldım. Birlikte Haridvar'a gidecekler ve Priyu da onlarla gitti. Onlar senin sandığın gibi Haridvar'dan döndükten sonra ben bu ülkeden çoktan gitmiş olacağım. Priyo'nun başına ne geldiğini hiçbir zaman öğrenemeyeceksin. Ama annem telefonda Haridvar'a gitmekten hiç bahsetmemişti. Yoksa bir şey... Bilmiyorum ama içimden bir ses bir terslik olduğunu söylüyor. Yarın teyzeyi arayıp annemin gerçekten de Haridvar'a gidip gitmediğini öğreneceğim. Priyo'yla konuşana kadar içim rahat etmeyecek. Vipav'a hiçbir şekilde güvenemiyorum. Bunu mu giysem yoksa... Hayır. Sizin burada ne işiniz var? Partiye giderken bunu giymelisin. Tut şunu. Ne bu? Ne olduğunu merak ediyorsan aç ve kendin gör. Hayır olmaz. Ben bunu giyemem. Tuhaf görünüyor. Ama neden? Hey. Neden derken? Sizce benim sarım güzel değil mi? Yani sarımı beğenmedin mi? Hayır. Ne? Evet. 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 Ama yani aslında güzel. Ama... Ama ne? Ama biz okul partinde bu elbiseyi giymeni çok istiyoruz Fil. Lütfen. Bu elbisenin içinde film yıldızları gibi görüneceksin. Purve gibi değil. Puh. Oh. Ayrıca kimse sana teyze diyemeyecek. Anladım. Demek Frendra okuldaki bazı öğrencilerin bana teyze diye seslendiklerini öğrenmiş. O yüzden de benim için bunu almış. Hayır, ben Puh falan olmak istemiyorum. Purvi olarak daha iyiyim. Bunu giyemem. Ve diğerlerinin ne dediği umurumda... Fil, lütfen, lütfen, bizim için. Frendra, ben... Peki sen bana... Üniversitedeki diğer öğrenciler gibi olmak istiyorum. O yüzden de arabayla gelmeyeceğim demedin mi? Ha? O halde diğer öğrenciler gibi bunu giy git. Hem çocuklar sana bu hediyeyi beğenerek aldı. Bu arada elbiseyi babam seçti.
Tamam. Bunu sadece Juhi ve Manas için giyeceğim. Başkası için değil. Siz ikiniz fazla zeki oldunuz. Evet, biz her zaman zekiydik. Babaannem aynı sana benzediğimizi söyledi. Öyle mi? Nasıl olmuşum? Sakin ol. Yapma baba, çok evet, acıyor. Tamam, çok tamam, acıyor. Ağlama. Sakin ol, bir şey yok. Tamam, sakin ol, göster bana. Sanırım bileği burkulmuş. Hemen bandaj ve buz ben getireyim. Ben de onu odasına götüreyim. Geliyorum. Tanrım, ne talihsiz bir kaza. Fil, ben artık iyileştim. Nasıl iyileştin? Daha yeni bileğini burktun. Hayır, daha iyileşmedin. Fil, ağrım tamamen geçti. Bileğime yağ sürdün, masaj yaptın. Ve sardıktan sonra hiç ağrım kalmadı. Artık partiye gidebilirsin. Ama evet, nasıl? Evet aptal kız. Juhi'nin ayağı iyileşti. Arkadaşların seni bekliyor. Hadi partine git. Hayır, Juhi'yi bu halde bırakıp hiçbir yere gidemem. Ayağının tamamen iyileşmesi gerek. O yüzden burada kalıp onunla ilgileneceğim. Hiçbir yere gidemem. Tamam, onunla ben ilgilenirim. Ayrıca annem var, Anjali var. Onlar olmazsa bir sürü hizmetçi var. İçin rahat olsun. Hadi partiye. Hayır, önemli değil. Partiye gitmeyeceğim dediysem gitmeyeceğim. Lütfen Brandra. Fil, lütfen git. Hem babam benimle ilgilenir. Lütfen Fil. Juhi ama... Fil lütfen git, yoksa hepimiz gerçekten üzülürüz. Evet Fil, babamla birlikte senin için çok güzel bir elbise aldık. Yoksa hepsi boşa gidecek. Eğer gitmezsen çok üzülürüz Fil. Kalbinden çok ayağınla ilgilenmen gerekiyor. Hiçbir yere gitmiyorum Juhi. Neden gitmeyecek misin aptal kız? Bana her zaman iyi bir baba ol, çocuklarınla ilgilen, onlara bak diyen sen değil misin? Bugün fırsat çıktı işte. Juhi ile ben ilgilenirim. Bırak da onunla ben ilgileneyim. Manas'a ben her şeyi hallederiz. Yoksa bana güvenmiyor musun? Hayır. Hatta Juhi ve Manas'la zaman geçirdiğinde, onlarla ilgilendiğinde mutlu oluyorum. Ondan değil ama ben yine de... Biz gayet mutluyuz. Bizi rahat bırak. Eğlencemizi neden bozuyorsun? Ne? Hadi partiye git. Esas sen partiye gittiğinde mutlu olacağız ve sana kimse teyze demediğinde. Fil, eğer partiye gitmezsen o zaman üçümüz de sana çok kızacağız. Hı hı. Ya parti ya da küs. Evet, söyle. Parti mi, küs mü? Parti mi, küs mü? Peki, şişt. Tamam, peki. Gideceğim. Eğer bana küserseniz dayanamam. Ama lütfen kendine iyi bak Juhi ve Brandra, lütfen Juhi'ye zerdeçallı sütünü içirmeyi unutma ve ilacı da buraya koyuyorum. Bunu ona içirmeyi unutma, olur mu? Ve lütfen yatmadan önce ona hikaye oku, yoksa uykuya dalamıyor, tamam mı? Hikayeni dinle ve uyu, sakın yaramazlık yapayım demeyin, tamam mı? Zaten ben de çok geç kaldım. Tamam, hadi git. Tamam, şimdi git, sonra gelirsin, tamam mı? Sen emirlerini söyleyene kadar parti bitecek. Tamam, peki, ben gidiyorum, görüşürüz. Güle güle Fil. Sakın babanızı üzeyim demeyin, tamam mı? Tamam, güle güle Fil. Hey, dikkatli ol. Düşeceksin, dikkat et. Evet, aslında ilk defa topuklu ayakkabı giyiyorum. Tamam, görüşürüz. Güle güle Fil. Gergedan, tavşan, Fil partiye gitti. Şimdi ormanda üçümüz kaldık. Fil orada partinin tadını çıkarırken biz de burada partimize başlayalım ve eğlenelim. Evet, hadi parti başlasın. Purvi,
İkiniz de harika görünüyorsunuz. Sen de harika görünüyorsun. Hadi gidelim. Tamam gidelim. Oo! Oo! Hadi. Hadi evet de. Hadi evet de. Evet de. Tebrik ederim çocuklar. Tebrik ederim dostum. Bu da ne böyle suda? Hoş geldin partisiyle sevgililer günü partisi de yapılıyor. Sana söylemiştim ya Purvi. Yani insanlar bugün de aşkı kutluyorlar. Ve sevdikleri insana ya bir gül veriyorlar ya da aşklarını itiraf ediyorlar. Evet. Bu ne kadar güzel bir günmüş. İnsanlar aşklarını itiraf ediyor. Çok güzelmiş. Gerçekten çok hoşuma gitti. Neden senin muhtarı aramıyorsun? Belki o da bir gül getirir ha? Bugün sevgililer günü Purvi. Evet arasana. Susun lütfen. Delirdiniz mi siz? Sen Brenda'nın bana gül getireceğine inanıyor musun? O bu çocuklar gibi değil. O benim kocam. Hem Brenda bana hiçbir zaman gül almaz. Eğer ararsan gelir ama. Kapa çeneni suda. Hadi dans edelim. Hayır hayır ben dans edemem. Hadi ama. Hayır ben dans edemem. Hadi ama git. Sen hadi. Hadi. Tamam. Purvi hadi gel oturalım şuraya hadi. Tamam. Purvi ben çok susadım. Gidip bir şeyler alacağım. Sen de ister misin? Evet. Lütfen bana da meyve suyu getir. Tamam. Sana da getireceğim. 2 bardak portakal suyu alabilir miyim? Ne içeceksin? Kokteyl mi başka bir şey mi? Ben portakal suyu alayım. Portakal suyu mu? Kim böyle bir partide bunu içer ki? Daha güzel bir şeyler içsene. Hayır. Portakal suyu bizim için iyi ve daha doğru. Sen ne istersen içebilirsin. Bu arada bizim ne içeceğimiz seni ilgilendirmez Karan. Pardon yanlış anladım. Ben sadece misafirlerime iyi bir ev sahibi olmaya çalışıyorum. Başka bir niyetim yoktu. O zaman ben şimdi gidiyorum. Size de iyi eğlenceler. Şu aptal kızın gevezeliklerine ne kadar çok alışmışım. Şimdi o yokken bir türlü uyuyamıyorum. Bu ne böyle? Aman neyse. Zaten ne kadardır Kişor Kumar'ın şarkılarını dinlememiştim. Hadi dinleyelim bakalım. Ne oldu? Sen iyi misin? Evet Suda şey... Burada çok gürültü var. O yüzden biraz başım dönmeye başladı. Ama iyiyim. Suda, şuradakiler ne yapıyor? Bak.
Bu aralar insanlar böyle fotoğraflar çekiyorlar. Purvi Böylan'ın yapıp acayip suratlar yapıp dudaklarını çekiyorlar. Şey buna şey deniyordu neydi? Foto fashion diyorlar. Tamam, hadi biz de gidip şey yapalım. Yani onlar gibi selfie çekelim. Ayrıca dudaklarımızı da böyle yapalım. Çok eğleniriz. Bizim eksiğimiz ne ki? Hadi. Aa, hayır yapamıyorum. Hadi bir daha, hadi. Bir daha, bir daha. Bu fotoğrafta ikimiz de palyaçoya benziyoruz. Bence güzel oldu. Şimdi bu fotoğrafı muhtara göndereceğim ki selfie'nin ne olduğunu o da öğrensin. İlaç onlara neden hala etki etmiyor? Sen merak etme dostum. İçeceklerine koyduğun madde etkisini yavaş yavaş gösterecek ve kolay kolay da ayılamayacaklar. Rahat ol. Sen bekle. Eminsin değil mi? Evet. Bu madde o kadar hafif ki ikisi de meyve suyunun içine kattığımı fark etmeyecekler. Bu sefer de bu mu moda olmuş? Şu aptal kıza bak. Şu yaptığı tuhaf tuhaf suratlara bak. Maymuna benzemiş. Neden böyle suratlar yapıyor? Muhtar, sen de bunun gibi poz ver, selfie çek ve bana gönder. Bu aptal kız delirmiş mi? Şuraya bak. Benden maymun gibi poz vermemi istiyor. Bir deneyelim bakalım. Belki bu hoşuna gider. Sen ne yapıyorsun muhtar? Sen de maymun gibi pozlar vermeye başladın. Bu aptal kız aptal olabilir ama sen maymun değilsin. Ben öyle şeyler yapmam. Purvi, hadi gel dans edelim. Hadi Purvi. Hayatımızda ilk defa dans etmek, şarkı söylemek ve gülmek için fırsat yakaladık. Hadi Purvi. Hadi hazır gelmişken dans da edelim. Hadi ama yoksa ne anlamı var ki? Tamam peki hadi gidelim. Gerçekten çok mutluyum. Hadi. Hadi kalk 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 hadi. Gel. Suda. Ben hemen geliyorum. Aa, tamam peki. Siz mi geldiniz? Sizin burada ne işiniz var? Sizin burada ne işiniz var? Sen... Planladığımız şeyi yaptık. Şimdi onu buraya kilitleyip hemen buradan gidelim. Hayır. Ne? Ondan hala intikamımı almadım. Beni küçük düşürdü. Babam onun kocası yüzünden hapse girdi. Onu öyle kolay kolay bırakmayacağım. Dostum, en iyisi böyle bırakalım. Zarar vermeyelim. Yoksa başımız büyük bir belaya girer. Size suyu açın dedim. Aptallık etme Karan. Şu haline baksana. Boğulacak. Onun muhtarın karısı olduğunu bilmiyor musun? Başına bir şey gelirse ve bunu kocası öğrenirse hayatımızı karartır. Öyle bir şey olmayacak. Su ağzına değer değmez kendine gelecek ve dersini alacak. Keşke Karan'la hiç uğraşmasaydım diyecek. Hmm.
Bayan Polly, bu küvetten çıkacaksın kesin. Ama bu banyodan çıkmayı başaramayacaksın. Sen bu gece bu banyonun içinde parti yapacaksın. İyi eğlenceler tatlım. Girelim. Saat 1'e gelmiş. Çok geç oldu. Bu aptal kız neden hala dönmedi? Onu arayıp ne zaman döneceğini sorsam iyi olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.